Güzel bir iş için buraya geldik. Bu güzel işte büyüklerimiz var. Çok değerli abimiz Hasan Erbil abimiz, başsavcımız, Yargıtay başsavcımız bizleri onurlandırdı. Burada beraber oldu. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Cevat Akşit hocamız yatağına ve ülkemize birçok güzel hizmetler yapma noktasında gayretleri devam ediyor. Bugün de bizi onurlandırdılar. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Çok değerli ilçe belediye başkanım, çok değerli ilçe başkanlarım ve Senizamızın dışından gelen pamuk kalemiz, tavasımızın çok değerli ve göremediğim çok değerli belediye başkanlarım var. Meclis üyelerimiz var, Gaziler Dernek Başkanımız var, Kale Belediye Başkanımız var. Hülasa tüm dostlar, tüm güzel insanlar hep bir aradayız. Yatağanlı hemşehrilerimiz, Senizamlı hemşehrilerimiz var. Ben bu güzel açılışımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'ım inşallah bu güzelliklerimizi daim eylesin. İnşallah bu güzel işlerimizi artarak yapmaya devam edelim. Tam 5 yıl önce bunu burada paylaşmak ihtiyacı hissediyorum. 5 yıl önce Denizli Büyükşehir kararı verildiğinde biz ilçe ilçe, köy köy, belde belde dolaştım. Tek tek dolaştım. Ve orada tabii ki ortada bir belirsizlik vardı. Milletin bizim kafasında soru işaretleri vardı. Kaygılar vardı, belirsizlik vardı. Acaba büyükşehir geldiğinde, büyükşehir olduğumuzda ne olacağız? Hele hele böyle yatağın gibi kadim, güçlü belde belediyelerin olduğu, oturmuş bir sistemin olduğu yerler de vardı. Oradaki endişeler, kaygılar daha üst seviyedeydi. Belediyemiz kapandığı zaman ne olacak diye bize birçok sorular yönelttiler. Biz o gün her gittiğimiz yerde tek doğruyu söyledik. Yapacağımız şeyi söyledik. Dedik ki her şey daha güzel olacak. Ve büyükşehir geldiğinde hizmetler artacak ve büyüyecek. İlçe belediyemizle birlikte artık hizmet eden sayınız artacak. Hizmetkarınız artacak. Ta Denizli'den buraya nasıl hizmet gelir diye sorduklarında, evet, ta Denizli'den buraya hizmet gelecek ve Denizli'de ne varsa, hangi güzellikler varsa hepsi her insanımın yaşadığı yerde olacak diye söz vermiştik. İnsanlarımıza bunları aktarmış ve kaygılarını, o kafasındaki soru işaretlerini giderme konusunda çalışma yapmıştık. Ve insanlarımızın en büyük kaygısı, büyük şehir olduğumuzda omuzlarımızdaki yük büyür mü? Ağırlaşır mı? Yeni vergiler, yeni harçlar, efendim birçok sıkıntılar bize gelir bulur mu diye de soru işareti vardı. Biz dedik ki sizden bir şey almaya gelmiyoruz. Biz size hizmet etmeye, size birçok güzelliklere getirmek için vesile olacağız. İnşallah o güzelliklere getireceğiz dedik. Ve çok şükür milletimiz bize güvendi. Sözümüzü itibar etti. Sözümüzü senet olarak kabul etti. Ve çok şükür
o görevi getirdiler. Ben milletime, denizde yaşayan tüm büyüklerime, kardeşlerime, gençlerime, hanım kardeşlerime sizlerin huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet etmenin onurunu, gururunu bize verdiler. Biz de vermiş olduğumuz sözün arkasında kalarak, tutarak her bir harfini bir bir yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Tabii yatağın üzerine geldiğinde yatağında da bir yağmur yağıyordu bir akşam üzeri. Şöyle bir merdiven basamaklarında duruyorduk. Orada dedik ki altyapıyı baştan aşağı yenileyeceğiz. Birçok güzeller gelecek yatağına diye bizzat özel de söz vermiştik. Bir kefe yaylasına geldiğimizde şenliğine artık dediler büyük şehir olduk. Bu kefe yaylası unutulur. Kefe yaylası bu şenliklerde unutulur yapılmaz dediler. Ben dedim ki yapacağız. İnşallah daha iyisini, daha güzelini yapacağız dedik. İşte bugün de buradayız. Yatağımız gerçekten kadim bir yerleşim yeri. Ecdadımızın ilk geldiği yerler. Burada çok değerli büyüklerimiz var. Allah'ım onların mekanını cennet etsin. Onlardan bize gelen bayrağı, sapasağlam gelen bayrağı, bizi taşımayı ve gelecek nesilleri aynı güzellikle mümkünse arttırarak teslim etmeyi Allah'ım bizlere nasip etsin. Meselemiz budur. Yatağımız baştan aşağı yenilendi. Üst yapısıyla çok güzel hale geldi. Şu anda Sevnihisar'da altyapı yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah orada da bittiğinde de üst yapısıyla birlikte Sevnihisar'ın da altyapısı, üst yapısı çok güzel hale gelecek. Sevnihisar'da parklar yapıyoruz. Sevnihisar'da gençlik kültür merkezleri yapıyoruz. İnşallah yakında onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Ama Kefe Yaylası özeldi. Kefe Yaylası belki Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir güzellikti ve insanlarımız buraya rağbet ediyordu, ilgi gösteriyordu. Göstermekte de haklıydı. Çünkü buranın havası ve sessizliği, sakinliği, huzuru hiçbir şey değişilmezdi. Onun için tabii ki geçmişten gelen bazı yapılar vardı burada ama artık ileriye taşıyacak bizi daha yukarıya taşıyacak nitelikte değildi o yapılar. Baştan aşağı projemizi yeniden çizdik ve burada altyapısı, elektrikleri alttan alarak, suları alttan alarak, her şeyi alttan baştan aşağı yenilerek ve biraz önce sayılan hizmet birimi, işte çay evi olsun, kasabı olsun, manavı olsun, çamaşırhanesi olsun, duş alınacak değişik istak zeminleri olsun, spor alanları olsun ve 300'e yakın çadır kurulabilecek alanları 171 bin metrekareyi baştan aşağı her bir metrekaresini dokunarak vatandaşımıza, sizlere layık hale, o güzel, size yakışır hale getirme gayreti içinde bulunduk ve bugün de bunun açılışını yapıyoruz. Ben burada çalışma yapan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, emek veren çok değerli çalışma arkadaşlarıma huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Bize destek veren, sabreden, sırtımızı sıvazlayan başta büyüklerimiz olmak üzere her bir vatandaşıma huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerde bunları yapmaya devam edeceğiz. Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, bu meclisi hayırlı eyle. Bu toplantıyı mübarek, bereketli eyle.
yâreler hey hey. Tarihlerde yaşın tam 8 asır, tam 8 asır. Oğuz neslindendir boyun yatağlar. Sözüyle sözüyle erliğe doğru, yurtta düzenliğe dirliğe doğru, milli beraberlik birliğe doğru, iman kanadıyla uçma zamanı. Milli beraberlik birliğe doğru, iman kanadıyla uçma zamanı. Çadırı çakar. Yeah.